Kader merhaba, hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim, ben deyim. Arkadaşlar Kader'in üçüncü dersi. Şimdi motoru açtık, onu sayarak başlayacağız. Sonra sürüşümüze devam edeceğiz bakalım. Kader neler hatırlıyordu, sayabilir miyiz? Evet. Hocam bu akıyor. Tamam. Sigorta. Hava filtresi. Hidrolik yağı. Süpersi. Motor kapağı ve çubuğu. Yağ kapağımız ve çubuğumuz. Motorumuz orada, süper. Evet, motor suyu, silecek suyu, radyatör. Harika. Bir çırpıda saydık arkadaşlar, şiir okur gibi. Kapatabilirsin şimdi. Evet, arka bagaja gidelim. Bagajı da açalım şimdi. Bunun açılışı arkadaşlar dışarıdan mandal var. Oradan yapıyoruz bildiğimiz gibi. Evet. Burada bizim halımız var şimdi. Halımızı kaldıracağız. Burada neler var Kader? Reflektör. Şehir içi 30, şehirler arası 150 metre uzağa yerleştiriyoruz. Uyarı ve güvenlik amaçlı değil mi? Başka neler var? Bu yedek lastik, bu ilk yardım çantası, yangın tüpü, kriko. Evet, bijo anahtarımız da var. Bijo anahtarı, bu da takozumuz. Takozumuz. Kriko aracı kaldırmaya yarıyor. Bijo anahtarı da lastiklerin vidaları dediğimiz bijonları açıp sıkmamıza yarıyor arkadaşlar. Reflektörü de uyarı ve güvenlik amaçlı kullandığımızı unutmuyoruz. Şimdi lastik kontrolünden sonra aracımıza bineceğiz. Sonra sürüşümüze başlayacağız bakalım. Lastiklerimizi güzelce kontrol edelim. Bu taraftakilere de bakalım. Tamam, güzel. Şimdi araca binebiliriz arkadaşlar. Koltuğumuzu, kemerimizi, aynalarımızı ayarlıyoruz. Ayarlamalarımızı güzelce hallediyoruz. Şimdi burada hocamız bize birkaç soru soracak. Devir saati hangisi diye soracak mesela. Devir saati bu hocam. Hız göstergemiz. Hız göstergemiz. Yakıt göstergemiz. Aracımız kaç vitesli diye soracak. 5 ileri bir geri 6 vites. Süper. Kaç frenimiz var diye sorar. 2 tane frenimiz bir var. Bir el bir ayak diyeceğiz hemen. Sinyallerimizi nerede açıyoruz Kader? Buradan hocam. Aşağı sol, yukarı kaldırdığımız sağ sinyal. Bravo. Silecek kolumuzu göster derse burada kolu göstereceğiz değil mi? Evet. Güzel. Dörtlülerimiz nereden yanıyor diye sorarsa, harika. Teybimizi sorarsa söyleriz. Altta ise havalandırma ayarları var. Sonra Kader diyor, hazır mısın? Hazırsan diyor, aracı çalıştır. Hadi bakalım. Vitesimiz boşta, çalıştıralım, unutmayalım. Evet, çalıştırabilirsin şimdi. Gitmeden önce vitesimizi kaça alacağız? Evet, debriyaja bastıktan sonra vites 1'e. El frenimizi unutmayalım arkadaşlar. Yavaş yavaş harekete geçebiliriz. Tabii bir şey daha unutmadan sinyalimizi asla unutmuyoruz. Süpersin. Yolu kontrol ettikten sonra müsaitse harekete başlayalım. Güzel bir kalkış oldu. Bravo. Güzel başladık. Pendik bölgesinde tek sayı, çift sayı, güzergah sıralaması mevcut. Şimdi biz çift sayı yapacağız Kader. Çift sayı ilk önce nereye gidiyor? Rampa kalkışına. Güzel. Biz de şimdi rampa kalkışına gideceğiz. Buradan sağa döndüğümüzde zaten bizi rampa kalkışımız karşılayacak. Sinyalimizi unutmadan. Güzel. Şimdi oraya vardığımızda hiçbir şeye basmayalım hemen. Bir aksi durum yoksa basmamıza gerek yok. Yolu kontrol ettik. Bravo. Sağdan sağdan bağlanabiliriz. Çok yola çıkmadan. Güzel. Böyle ilerleyelim. Şimdi hemen şurada sağda Dubai'yi geçtikten sonra, biraz gittikten sonra aracımızı ne yapacağız? Durdurmaya çalışacağız. Sinyalimizi unutmayacağız bu arada. Sağ sinyal vereceğiz. Evet, şimdi yavaşça durabilir miyiz? Bravo. Evet, şimdi birkaç saniye bekliyoruz böyle. Böyle bekledikten sonra hocamız da diyor ki bize, hazırsanız hareket edebiliriz. Yani bir kere kalkış yapıp arabayı götürmemizi istiyor. Sinyali sola verebilir miyiz? Bravo. Şimdi debriyajı ne yapacağız? Süper. Kavrama noktasına getireceğiz. Orada debriyajı asla bırakmak yok. Şimdi gaz vermeye çalışıyoruz. 3-4 metrelik yol gidiyoruz. Sonra debriyajı bırakıyoruz. Yol açık mı? Evet. Yolumuz açıksa orta şehirde gitmeye hedefleyebiliriz. Evet, çok fazla gitme, bir tane daha geliyor ya. Harika. Şimdi ilerideki dönüşten sola dönmenizi isteyecek. Yani biraz daha sola doğru. Kader şimdi yaklaşıyor. İkinci etabımız ise 25 metre geri gelme alanı. Tamam, oraya gidiyoruz şimdi. Gördüğümüz gibi kimse gelmediği için duraksamamıza pek gerek kalmadı. Keşke hep böyle boş olsa. Ama olmuyor tabii yani. Evet, toparlayalım. Güzel. Şimdi hızımızı arttırıyoruz arkadaşlar. Burası yokuş. Cansızken atarsanız istop eder. Ne istiyor bizden aracımız? Bravo.
Biraz da ayağımızı yavaş kaldıracağız. Sıkıntı yok. Olur öyle şeyler. Şimdi sola sinyal açabilir miyiz? Kavşağa yaklaşılırken ne yapmamız gerekiyor? Yavaşlamaya ihtiyacımız var. Debriyajımıza basalım biz şimdi. Ufak ufak yavaşladık. Vitesimizi kaça alıyoruz şimdi? Evet, birinci vites. Sonra debriyajı yavaş yavaş yarım yapıp aracı hareket ettiriyorsun. Bravo. Kimse gelmiyor. Şanslıyız. U dönüşü yapmamız gerekiyor. Şimdi 25 metre gideceğiz ya. Hepsini kırmadan direksiyonun. Fazla gaz vermeden. Evet. Ortanca şeride doğru hedefleyelim kendimizi. Evet. Toparlayalım. Evet evet, toparlayalım aracımızı. Bravo. Orta şeride gidebilir miyiz şimdi? Aynayı kontrol edelim. Unutmayalım. Aynalar çok önemli arkadaşlar. Şimdi gazı biraz bırakalım. Hangi bölüme girmek istiyoruz? Birinciye mi, ikinciye mi? Seçebilirsin. İleridekine gidelim. Tamam. Şimdi debriyaja basıp yavaşlayalım. Frenleyelim. Sakinleyelim. Evet. Biraz daha yavaş olalım. Evet. Sağa doğru kayacağız. Şimdi aracı ucunda kaldırım kaybolmaya başlayınca arkadaşlar aracı toplamaya başlıyoruz. Biraz da yavaşlıyoruz. Tamponumuz buradaki dubaya geçmeden aracımızı durdurmaya çalışacağız. Yeterli duralım. Biraz daha düz durabilir miyiz? Şöyle yamuksa ucunu düzeltelim. Geri gelirken işimiz kolaylaşır. Tamam, böyle yeterli. Hadi bakalım, geri vites alalım, geri gelelim. Geri gelirken de düzeltme şansımız var tabii ki, sorun olursa. Evet, freni bırakınca debriyajı bulmaya başlayalım bakalım. Çok titretmesin. Araba çok titremesin. Sakin. Burada arkadaşlar aynayı kontrol ediyoruz. Arabamızda bir sorun varsa nereye gidiyorsa zıt yönüne çevireceğiz. Şu ara bir problem olmadığı için kadar çok çevirmiyor. Çünkü arabamız güzel geliyor. Şimdi nazar değdirdim galiba. Biraz sola doğru kaymakta. Hafifçe sağ yaptı. Düzgün tutalım direksiyonu şimdi. Burada durabilirsin. Harika. Harika. Şimdi buradan ayrılabiliriz. Burada biliyoruz ki yandaki sarı çizgileri arkadaşlar aracımızın basmaması gerekiyor. Basarsak ne oluyor kader? Sınavda kalıyoruz. Düz gidebiliriz. Önümüz açık. Sakıntı yok. Düz gidelim. Evet. Burada vitesimiz 1'de. 2'ye atmamıza gerek yok. Aşağı dönünce atarız. Şimdi sağa sinyal verelim. Debriyajı da gerek yok. Tamam mı Asma? Şimdi gazı da bırakalım. Biraz yavaş gidelim. En sağdan girebilir miyiz? Var mı problem? Süper. Sağdan sağdan yolculuğumuz devam etsin. Öyle sağdan. Hiç hızlanma, hiç gaz verme. Debriyaja basıp hemen ikinci vitese atmaya çalış. Aferin. Güzel. Zaten araba yokuş aşağı olduğu için hızlanabiliyor kendi kendine. Sonra sinyal verip ne yapıyoruz? Bravo. Gazı bırakalım. Böyle kendi haliyle gitsin. Çok hızlanmasına gerek yok. Evet. Sinyali de kapatalım. Harika. Şimdi ayağımız frende olsun hızlanıyorsa. Biraz freni ezerek gidelim ki çok hızlanıp da bizi heyecanlandırmasın. Yeterli, bırakabilirsin freni şimdi. Hızımız gayet uygun. Böyle 30-40 arasında aracımızı sürüyoruz zaten arkadaşlar. Orta şeritten bir yere ayrılmıyoruz. Tamam. Güzel gidiyoruz. Şimdi sıradaki parkurumuzu hatırlayabildik mi? Hangisine gitmekteyiz? Parka mı? Evet, paralel parka gidiyoruz. Bravo, bravo. Hı. Güzel, güzel. Orta şeritten gidelim şimdilik. İleride birazdan sola kaymaya çalışacağız. Çünkü marketler falan olduğu için hastane sağ tarafların kalabalık olacak. Biz de sinyali verelim şimdi. Biraz gazı bırakalım mı? Ayağımızda biraz frende olsun. Tümseye geliyoruz ya. Bravo, güzel. Harika. Şimdi sinyali kapatabiliriz artık. İşi bitti. Arkadaki sürücüler ya da başkaları etkilenmesin. Sol şeritten de ayrılmadan devam edebiliriz. Şimdi bizden ne isteyecek? İlerideki göbekten, döner kavşaktan bu dönüşü yapmamızı isteyecek. Şurada hemen soldaki yolda paralel parkımız var. 7-8-9 bizim yerimizde. Oraya doğru gitmeyi istiyoruz. Şimdi kavşağa yaklaşılırken kader yavaşlıyor. Debriyaja basıyor. Frenlemeye başlıyor. Yavaşladıkça vitesini şimdi kaça alacak? 1'e. Evet. Şimdi biraz daha fren yavaşlayalım. Şuradan bize doğru gelen olursa durmaya çalışırız ama şu anda geçeriz galiba. Debriyajı bırakalım bu arada. Gaz ver, önüne bak şimdi. Tabii güzel. Sinyal de ver ama unutma. Döndür bakalım arabada. Evet. Ama çok kırmıyoruz kadar. Döndükçe bana doğru yapıyor. Şimdi hafif bana doğru yaptı direksiyonu. Biraz daha. Güzel. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim. Karşıya sol şeritten gidebiliriz. Bravo. Şimdi bizim yer neredeydi?
7-8-9 önde. Hadi bakalım gidelim öne doğru. Şu yeşil araç var ya, onun arkasında ya da önüne gidebiliriz. Önüne gidelim bence. Şimdi debriyaja basalım. Evet, önüne gideceğiz, önüne gidelim. O 8'e giriyor, biz 9'a gideceğiz kadar. Biraz fren hafifle. Evet, yaklaşmaya çalışayım. 9 nolu yere gireceğiz ya. Evet. Yok, debriyajı fazla kaldırmayalım. Şimdi debriyaja tam basalım bu arada. Bastık mı? Şimdi aracımız şu çizgi aracımızın ortasına gelmeli. Yani dubaya biraz yaklaşman gerekecek. Debriyajı ezerek gidiyoruz. Aferin, güzel. Şimdi yaklaştığı kadar yaklaştı ya, ucu düzeltene kadar gideceksin böyle. Şimdi yavaşça duralım, düzeldi. Direksiyonu da topladık mı? Tamam, şimdi geri geleceğiz. Dubamız biraz arkada kaldı. Dubayı yerine getirmemiz gerekiyor. Az daha ileride, az daha geride dubamız. Çok hafif daha geldiğinde göreceksin. Gördük mü? Evet. Tam sağ direksiyonumuzu kırdık. Yavaş yavaş geri geleceğiz. Üçüncü dubanın dibini bulduğu zaman duracak kader. Bulduk mu? İyi mi? Şu an iyi. Tamam, harika. Yani dubanın dibini fazla geçmeden duruyor. Son direksiyonumuz ne yapıyoruz? 1,5 tur yaptık. Şimdi... Şimdi burada bazen kafa karışabilir. Önemli değil. Biz bunu tekrar sağa kıralım. Evet, tam sağa kıralım. Tam sağa kıralım. Yeniden sayalım biz bunu. Şimdi ilkten sağa kırdık ya. Sonra 1,5. Sonraki hareketimiz tam sol olacak. 1,5 tur yapalım şimdi onu. Tamam. Şimdi harika. Şimdi 1,5'ta tutmamız lazım ama. Tam solu şurada dubayı kaybettiğimizde yapacağız. Tamam. Şimdi tam sağ yap bakalım tekrardan. Yap yap, tam sağ yap. Şimdi önce 1,5 yapacağız. 1,5 yapabilir miyiz direksiyonumuzu? Harika. Şimdi 1,5 yaptıktan sonra geleceğiz. Burada dubayı aynanın arkasında ne yapacağız? Kaybedeceğiz. Ondan sonra sol yapacağız. Tamam mı? Tamam. Bazen kafa karışabilir. Buna dikkat edeceğiz. Tamam mı? Ezber yaparız biraz daha. Bırak şimdi bileyim. Debriyajı ezelim. Biraz da frenleyelim. Kaybolması gerekiyor. Biraz daha geri gelebilir miyiz? Tamam. Dubayı aynanın arkasında hiç görmediğimiz zaman duracağız. Şu anda görünüyor değil mi? Kayboldu mu? Kayboldu. Yani şöyle aynanın arkasında şöyle bak, şöyle kaybolduğun arabayı durduruyoruz. Şimdi direksiyonumuzu nereye çevireceğiz? Sola. Hadi bakalım. Tamam, sola çevirelim. Aynamız da biraz aşağıda oluyor. Güzel. Şimdi gelebilirsin. Aynayı kontrol etmemiz gerekiyor. Kaldırma çarpıyor mu çarpmıyor mu diye kontrol edeceğiz. Gelelim. Gördüğümüz gibi kurtarıyor. Şimdi buraya bakmayı artık bıraktık. Ortadaki dubayı nereye getireceğiz şimdi? Soldaki fiskiğimize getireceğiz ve aracı durduracağız. Şimdi ön tarafa bakalım. Onlar birleştiği zaman aracı durduracağız. Biraz daha gelelim. Yeterli. Değil mi? Güzel, bravo, tebrikler, güzel bir parktı. Sadece bir direksiyonda ufak bir karışıklık yaşadık. O da ezberlenince zaten pratikle geçiyor. Şimdi vitesi ne yapacağız? Birinci vitesi alalım, sola sinyalimizi verelim. Harika. Şimdi bu parkı yaparken arkadaşlar hocamızın, sınav yapan hoca ve kendi hocanız dışarıda. Onları almadan bir yere gitmeyeceksiniz. Şu dubayı aynanın arkasına getirdiğinizde ne yapacağız? Arabayı durduracağız, onları alacağız değil mi kader? Evet. Evet, şimdi burada durabilirsin. Bravo. Şimdi direksiyon ne yapmalısın? 1,5 tur. Evet, şimdi sol sinyal bir daha verebilir miyiz? Şimdi yolu güzelce kontrol ediyoruz. Kimsecikler yok. Bana doğru çevirerek, ortanca şeridi bularak devam ediyoruz. Peki şimdi nereye gideceğiz? Evet, ondan önce de bir en sevilen parkur var. Hangisi o? Evet, tamam, oraya uğrayacağız. Ondan sonra L Park, sonra da parkurlarımız bitiyor olacak. Güzel. Şimdi böyle hızlanalım. Gerektiği kadar hızlandığında ne yapıyorsun vitesini? Evet, lütfen. Güzel, bravo. Şimdi ortanca şeritten devam edelim. Sinyalimizi kapatalım. Böyle gitsin aracımız. İlerideki tümseye de 20 ile geçerseniz çok rahat şekilde araç hareket ediyor. Çok yavaşlamamıza gerek yok. 20 bizim için yeterli. Kavşakta bize doğru gelen yoksa doğru dümdüz devam edelim. Orta şeritten de gidebilirsin. Ortadan doğru gidelim. Daha güzel olur. Etrafı güzelce kontrol edelim şöyle. Unutmayalım. Evet. Ortanca şeritten.
Şimdi biz ileriden sola döneceğiz. Yani bu rampa kalkışına uğramayacağız. Sol şeritte müsaitlik var mı kader? Hadi bakalım geçelim, gaz verelim, hızlansın arabamız, unutmayalım. Gaz ver biraz daha. Gaz verelim, biraz daha gaz ver. Gitsin, 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 gitsin. Evet. Çünkü sınavda girdiğiniz yere bir daha girmiyorsunuz arkadaşlar. Bir kere yapıyorsunuz, çekip gidiyorsunuz. Şimdi ilerideki dönüşe vardığımızda biraz yavaşlayacağız, biraz gidelim. Buralarda arkadaşlar erkenden debriyaja basarsanız arabanız gitmez. Çünkü yokuş yukarı, araba zayıflar. Gitsin, gitsin. Şimdi arabamız yavaşladı ya, biri alalım kader. He, durmayalım ama, tamam mı? Güzel. Birinci vitesi aldık. Yarım debriyaj gaz, devam ediyoruz. Evet, oradaki dönüş alanına doğru bizi götür bakalım. Şimdi hızlanıp gücümüzü arttıracağız. Yokuş olduğu için güçlenmeden ikiye atarsak stop ederiz. Hızlanalım şimdi. Ki sağ sinyal orta şeride geçelim bence. Öndeki araç durmuş ya. Evet, ortadan devam. Evet, ikinci vites. Bravo, hızlanınca verdik. Bir daha sola geçebilir miyiz? Güzel. Şimdi önümüzdeki döner kavşaktan bu kez aşağı döneceğiz. Evet, yavaşlamaya başlıyoruz. Acele etmiyoruz. Hızımızı düşürüyoruz. Yaya geçitin oralara doğru. Şimdi ne kadar vites kaçı almalı? Birinci vites. Yarım debriyaj, hafif hafif gaz verip devam ediyor. Kimsecikler geliyor mu bugün? Vallahi kimse yok. Döndürelim. Evet, güzel. Kaldırım yakındaki şeritten kendi şeridin devamını sağlamış oldum. Şimdi çok hızlanmadan debriyaja basıp vitesi ikiye aldık. Güzel. Yavaşlayalım biraz. Hafifleyelim. Kimseye geldik ya, o yüzden. Yeterlidir, bırakabilirsin. Aracımız gitsin. Şimdi ışıklardan sonra hangi parkurumuz var demiştik? Ani finalimiz var ya orada bizim. Evet. Sinyalle beraber sağa doğru kayıyoruz. Güzel. Şimdi aynalarımızı bol bol kontrol edelim arkadaşlar. Bu bir hatırlatma olsun hepinize. Güzel. Yok yok, ikinci vitesle ilerleyelim. Durduğumuzda birinci vites alırız, tamam mı? Şimdi burada yerdeki beyaz çizgide bizim sol bacağımızda olacak. Kaldırıma çok yanaşmamamız gerekiyor. Çünkü bu şerit biraz dar. Evet, güzel. Şimdi hızlanalım. Tutunalım güzelce. Hazırlıklı olalım. Ani fren yapacağız. Evet. Güzel. Şimdi kader ne yapıyor arkadaşlar? Debriyaja basıyor. Pat diye duruyor. Evet. Evet. Çok eğlenceliydi. Çok sallandık. Durduğumuzda biri atmayı asla unutmayacağız. Tamam. Şimdi sinyalimizi nereye vermeyi unutmayacağız. Bravo. Şimdi freni bırakalım. Burası düzlük ya. Ufak ufak debriyajı yarımlayıp yanımızda araba var. Dikkat et. Aferin. Güzel. Gördün zaten. Müsaitse de kader şimdi arkadaşlar hangi şehirde gidecek? Orta. Güzel. Çünkü sağ şerit burada arkadaşlar yok oluyor birazdan. Şimdi çok zorlamadan vitesi ne yapmamız lazım kader? İkinci vites. Güzel. Sinyalle işimiz var mı şu anda? Yok. Tamam. Onu kapattık. Gelen sürücüler yanılmasın. Bazen unutulabiliyor. Evet, şimdi hangi parkur var sırada? Evet, bunu kimse sevmiyor bu parkuru. Biraz zor olduğu için, değişik olduğu için mi kimse neyi sevmiyor arkadaşlar. Ama kolay aslında. Biraz daha yavaş, sakin. Yeterli. Bulunduğun şeritten devam bakalım. Şimdi aşağıda büyük bir kavşağa gidiyoruz. O kavşağa vardığımızda güzelce yavaşlayacağız. Sinyalimiz açık olacak. Ondan sonra da sola dönmeye çalışacağız. Diğer parkımız orada olacak çünkü. Devam edebiliriz. Şimdi gidebiliriz böyle. Şimdi sinyali kapatalım. Oraya biraz yaklaştığımızda açarız. Devam edelim. Daha aşağıda çünkü dönüşümüz. Burası olmayacak. Bazen insan şaşırıyor. Buradan döneceğim mi diye düşünüyor. Şimdi gazı bırakacağız. Sol sinyalimizi vereceğiz. Evet. Debriyaja basacağız. Ayağımız frende, yavaşlayacağız. Yavaşlayalım, sakinleyelim. Daha da sakin, daha da fren. 15 gibi hızlara düşelim ve 1'i alalım şimdi. Heh, bravo. Şimdi sorun yoksa karşıya dur, ilerleyeceğiz kadar, tamam mı?
Evet, güzel. Ayağımızı hemen kaldırmayacağız, yoksa zıplarız. Ufak ufak bırakacağız ayağımızı. Hafif de gaz vereceğiz yarım debriyajdayken. Ve gideceğiz. Çok kırmayacağız. Açmaya çalışacağız oraya yaklaştıkça. Bravo. Karşıya doğru kader. Toparlayalım. Evet. Sağa sinyal vermeyi unutmayalım. Debriyajı basalım sonuna kadar. Ayakta frenle yavaşlayalım. Sinyalimizi kapatabiliriz. Tamam. Sıra bize geldiğinde zaten leğin ne yapacağız? Yapacağız. Burada leğe girerken nasıl yapıyoruz? Hatırlayabildik mi? Soldaki fiskiyemizi nereye getiriyoruz? Yerdeki sayılara. Şimdi arkadaşlar bizim araçta fiskiye var ama sizlerin aracında fiskiye olmayabilir. Direksiyonun ortasına yerdeki sayıları denk getirirseniz zaten araç iki tarafı ortalar değil mi? Güzel. Sonra yanda 5 tane dubamız var giriş yerinin. O 5. dubayı da nereye getirmemiz gerekiyor? Sol omzumuza. Sizlerde durum farklılaşabilir. Bizim araca göre biz ayar yapıyoruz. Sizde belki direksiyona doğru olabilir arkadaşlar. Hocanızın söylediğini unutmayın. Kafanız karışmasın. Sonra direksiyonu tam sağa çevireceğiz. Dubayı omzumuza getirdikten sonra. Sonra 1. dubamızı nereye getireceğiz? Soldaki aynamızla aynı hizaya yapınca durduruyoruz. O esnada direksiyonu işte 1,5 tur çevirmeyi unutmuyoruz. Sonra 1,5 turdan sonra biraz daha geri gelip 2. dubayı kolumuza denk getirdiğimizde işimiz tamamlanıyor. Çıkarken de sizler genelde soldaki aynayla dubayı tekrar eşitliyorsunuz ama biz sağdaki aynayı sağdaki dubaya bir karış boşluk bırakarak çıkıyoruz. Bizim aracımız az uzun olduğu için böyle karışıklıklar yaşanmasın. Çünkü bazen hocanızın dediği şeyleri yapmadan videodaki şeyleri yapıyorsunuz ama dikkat edin ona. Araçtan araca kopyalar değişebiliyor arkadaşlar. Evet, şanslıyız yine iki araç var. Evet, hafta içi kavşağa kadar dolu oluyor. Şimdi sıra bize geldi. Vitesi 1'e attık. Yavaşça ilerliyoruz. 2 numaraya girmeye çalışacağız. Ama fiskiyemiz yerdeki sayılarda güzel, bravo. Ortalamamız güzel. Biraz frenleyelim şimdi. Şu debriyaja basalım, unutmayalım. Debriyaja bastık mı? Güzel. Şuradaki dubayı ne yapacağız şimdi? Omuzumuza. Biraz kaçırdık mı omuz hizamızda mı? Biraz geri gelsek daha iyi. Buraya gelirken az da yavaş gelelim arkadaşlar. Kaçırırız yoksa. Geldi mi? Tamam, şu anda güzel bak. Omuz hizamızda. Vitesimiz geride zaten, problem yok. Sinyalimizi nereye açıyoruz? Sağ. Olmadı gibi sinyal. Şimdi direksiyon ne yapmalıyız? Tam sağ. Hadi lütfen çevirelim hemen. Bravo. Ortalamamız güzel. Buradaki dubamız zaten omuzumuza geldi bakın. Sağa kırdık. Freni bırakıyoruz. Yavaşça debriyajı oynatıyoruz acele etmeden. Evet, burada debriyajla geleceğiz arkadaşlar. Gazamıza gerek yok. Araba hızlanırsa debriyaja baskı uygulayın. Hızlanamaz, o zaman siz de rahatlarsınız. Sakın titretmeli şeyler yapmayın. Çok titretmeye olmasın burada. Araba çünkü birden hızlanabilir. Şimdi yavaş yavaş geleceğiz. Şuradaki dubamız var yanımızdaki. Hemen şimdi bizi karşılayacak olanı bir diyoruz. Onunla aynamız yan yana olunca aracımızı kader durduracak şimdi. Bravo. Şimdi bir duralım. Bir nefes al. Direksiyonu yarım tur çevirmiştim. Şimdi bir tur daha yaptığın zaman lastik ne oldu? Düzeldi. Şimdi bir sonraki dubamız, yani arkamızda bir duba daha var şimdi. Onu da nereye getireceğiz? Bileğimize denk getirelim. Şimdi biraz gelince debriyaja bas. Frenlemeye başla. Kaçmasın. Güzel. Şu anda geldi mi kader? Geldi. Evet, güzel. Şimdi biri alalım mı vitesimizi? Bravo. Şimdi arabamızı çıkartacağız. Sağa sinyal veriyoruz. Güzel. Şuradaki dubamız var. Bu dubaya bizim aynamız bir karış geçince arabamızı ne yapacağız? Durduracağız. Şu araç geçsin kader. Bekle onu bakalım. Şu aracımız geçsin. Evet. Şimdi frenimizi bırakıp debriyajımızı oynatmaya başlayalım. Çok kaldırmayalım. Güngür hızlanır. Geldiğinde duralım bakalım. Geldik mi? Bir karış boşluklar. Bakın şöyle. Şimdi direksiyon nereye çeviriyorsun? Tam sağ. Güzel. Sağ sinyalde. Açık zaten. Bırak freni ama debriyajı fazla kaldırma. Hızlanmaya başlarsa da debriyajı es. Şimdi fren. 1,5 tur sonra. Aferin. Bravo. Şimdi sol sinyal. Gelen var mı? Yok. Bırak freni. Fazla ayağın kalkmasın. İleriden ya da buradan çıkalım. Bak. Güzel. Güzel. Yakınlaşmadan çıkmamız lazım. Yoksa birazcık sıkıntı oluşabilir. Araç hızlandı. Gazı bırakıp debriyaj 2. Bravo.
böyle gitsin. Şimdi aşağıdaki dönüşten nereye gidiyor kader? Sol sinyal veriyor. Arkularımız bitti. Şimdi debriyaja basalım. Ayağımız frenle. Yavaşlayalım. Sakinleyelim. Sakinle. Sakinle. Şimdi vitesi kaça düşürmelisi? 1'e. Bravo. Güzel. Şimdi araba yukarı doğru çıkarken de debriyajı da oynatmaya başla. Yoksa birazdan gidemeyecek. Sonra hafif gazlar bırak. Aferin. Yukarı doğru çıkıyorsun, tamam mı? Böyle gidelim. Hızlanalım. Gaz ver şimdi. Gerekli gücü sağla. Şimdi ikiye atabilirsin. Bravo. Güzel. Böyle gitsin. Şimdi gazı bırakalım. Bu kavşağa geldiğimizde kimse yoksa gaza basmadan yavaş yavaş gidiyoruz. Eğer ki gelen olur da kalabalıklaşma artarsa o zaman debriyaja basar frenleriz. Yavaşlayınca da bir atarız. Tamam mı? Ama öyle bir durum yok. Ama ileride kavşak her zaman kalabalık olduğu için oraya mutlaka es geçmeden yavaşlayarak geleceğiz. Şimdi debriyaja basacağız bunun için. Biraz biraz frenleyeceğiz. Birinci vitese vereceğiz aracımızı. Güzel. Sol sinyalimizi katiyen unutmayalım. Evet. Şimdi hem kaldırıma hem de şuraya bir bakış yapalım. Bir sorun yok, gördün mü? Öne bak şimdi. Yarım debriyaja getir. Hafif hafif gaz vererek devam. Sol şeritten gideceğiz. Bizim burayla hiç bağlantımız kalmadı şimdi. O yüzden. Şimdi ortadan gidersek gidemeyiz kader. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Debriyaja basalım. İkinci vitesi verelim. Yarım debriyaj. Hafif gaz. Bırakalım. Çok güzel. Şimdi sağ sinyal istiyorum. Biraz yavaşlamanı istiyorum. Evet. Orta şeride gelebilir miyiz? Güzel. Ortadan devam. Şimdi başlangıç noktasına devam. Bravo. Şimdi ilerideki girişten gireceğiz. Şimdi arkadaşlar ilerideki girişten girerken böyle boşta, evet, sağa geçelim yavaş yavaş. Böyle boşta sorun yok. Zaten ikiyle dönebilirsiniz. Ama önünüzde bir araç olsun, hızınızı düşürsün diyelim. Bu defa şimdi debriyaja basalım. Biri alalım hemen. Al biri. Yarım debriyaja getir ayağını yavaş yavaş. Hafif gaz. Güzel. Yani araç gelir de önünüzde bir şey olur da hızınızı düşürürse o zaman böyle biri almayı unutmuyorsunuz. Böyle gitsin bakalım. Evet. En son olarak da ileride kaldırımın üstünde çadırımız olacak. Çadırın karşısında aracı ne yapacaksın? Yok, ikiye almayalım. Çok da gaz yermeyelim. Küçük küçük gidelim kader. Şimdi de sağa sinyal verelim. Evet. Müsaitse sağa doğru. Kaldırıma çok yanaşmadan. Evet. Çok yanaşma. Biraz sonra. Şimdi düzelt direksiyonu. Süpersin. Şimdi debriyajda frenle burada aracımızı tutuyoruz. Şimdi vitesimizi boşa attık. Güzel. E-fren kaldırabilir miyiz? Güzel. Tamam, yeterli. Aracı kapatma şimdi. Sonra hoca diyor ki yeterlidir, başarılıdır diyor. Hayırlı olsun diyor. Biz de aracımızı burada hocamıza teslim ederek sınavımızı bitirmiş oluyoruz. Güzel yaptın. Zaten alışma aşamasındasın. Daha yeni başladık. Üçüncü günümüz bugün. Bence başarılı olacağına inanıyorum. İnşallah derslerimiz devam edecek arkadaşlar. Kader için güzel mesajlarınızı, yorumlarınızı bekliyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olmayı unutmayalım. Görüşürüz kader. Görüşürüz hocam.